NATO heyetinin Türkiye'de yaptığı incelemelerden sonra Kahramanmaraş'a kurmak istediği Patriot füzelerine partilerden tepki geldi. Siyasal partilerin Kahramanmaraş'ta il başkanları Patriotların Amerika'yı korumak için kurulduğuna vurgu yaptı. Şu anda bizim topraklarımız aynı zamanda 4. maddeye göre NATO'nun da topraklarıdır. İşte bu sözlere İşçi Partisi İl Başkanı Cafer Sincer'den tepki geldi. Türkiye olduğu gibi Kahramanmaraş da NATO toprağı değildir. Burası Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle Türk milletinin toprağıdır. NATO heyeti yaptığı incelemelerden sonra karar verdi. Patriot füzelerini kuracağı illerden birisi de Kahramanmaraş oldu. Bunun üzerine siyasi partiler atağa geçti ve Patriot füzelerini ulusal kanala değerlendirdi. İşçi Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Cafer Sincer, NATO barış değil savaş örgütüdür diyerek tepki gösterdi. NATO bir savunma örgütü değil, bir savaş örgütüdür. NATO'nun göndereceği tüm araçlarda barış ve savunma araçları değil, savaş araçlarıdır. Patriot füzeleri de komşularımızla bizi savaşa götürebilecek ortamı hazırlamak üzere gönderilmiş aygıtlardır. CHP İl Başkanı Esat Şengül, Patriot füzelerinin Amerika'yı koruyacağı görüşünde. Türk kamuoyundan böyle bir şeyi gizliyorlar ama devamında işte bölgede herhangi biriyle Amerikalıların, emperyalistlerin ve onun işbirlikçilerinin savaş halinde olduğu ülkelere bombardıman yapıyorlar. Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Gürbak da komşularımızda sorunumuz yok, Patriot füzeleri niçin geliyor diye sordu. Tehdit edecek bir unsur yok. Bize İran'dan mı tehdit var? Azerbaycan'dan mı var? Suriye'den mi var? Irak'tan mı var? Hangi ülkeden bize bir tehdit var? Yok. Ama AKP iktidarı geldikten sonra Türkiye NATO toprağıdır diyor. Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Tüten AKP hükümetini eleştirdi. Biz iktidarın bu dış politikasını baştan sona kabul etmiyoruz. Ne dediler? Sıfır sorun dediler komşularımızla ama sıfır sorun kalmadı, komşularımızın hepsi bir bir işgal ediliyor. Aslında bu 22 ülkenin sınırı değişecek diyor ya hakim güç, bunun bir uzantısıdır. MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Bastırmacı da İsrail projesine yardım ediliyor dedi. Ve buradan da bu Patriotların savunma sistemlerini Büyük İsrail projesine yardım edildiğini ortaya koyuyoruz. Bunun için de kamuoyunun dikkatle bilgilerine sunmaya çalışıyoruz. Sökülmesinden yana olduğumuzu belirtmek isterim.